Bizim geçen sezon bahsettik herhalde evet Vatanım Sensin dizisinden bir tane evet. ya da iki tane FETÖ ile bağlantısı olan senaristler yazıyor bu Vatanım Sensin, Kanal D'deki Vatanım Sensin dizisi diye bir bir takım haberler çıkmıştı. Biz de burada bundan bahsetmiştik ve bu konuda ben de yazı yazmıştım. Değil mi? Şimdi bu bir skandaldı o senaristleri işten çıkardılar <laughs> dizinin yapımcıları ve... Ama bu şimdi ikinci bir skandalla karşı karşıyayız. Çünkü geçen hafta yayınlanan son bölümünde çok acayip sahneler varmış. Acayip bir durum varmış. Öyle mi? Şimdi evet Günaydın Gazetesi'nin birinci sayfasından görelim. burunlarından fitil fitil getireceğim diyor Çerkez Etemin yeğeni Güner Kuban. Güner Kuban Çerkez Etemin yeğeni İstiklal Savaşı kahramanlarından bana göre Atatürk'ten sonra gelen en büyük kahraman. Çerkez Etem e, Bey ve kardeşi Reşit Bey'in hikayesini almışlar. Bu dizinin son bölümüne eklemişler. Ama e, akıllarınca bir çakallık yapmışlar. İsimlerini değiştirmişler. Reşit Bey'i Refik Bey yapmışlar. E, Çerkez Ethem'i de Dağıstanlı yapmışlar. Evet. Kafkasyalılıktan e, Ethem Bey'i çağrıştırsın diye. Ama anlatılan hikayeye onların şeyi çetel e, işte batıdaki çeteleri toparlayan ve Çerkez kuvvetlerini kuran Çerkez Ethem Yunanlara anasını ağlatıyordu. Eflan'ı evet. kesiyordu. Yani evet. e, Yunan e, güçleri eğer Ankara'ya kadar yürüyemedilerse ya da kala kaldılarsa e, bunun sebebi Çerkez Etem'in verdiği mücadele ve orada efelerle kurduğu ortak ittifak ve onun mücadelesinin sonucu e, İşte işte Yozgat'taki isyanları e, bastıran da, Kozanoğlu isyanlarını, Çapanoğlu isyanları bastıran da, Ankara kapılarına gelen Çapanoğlu'nu e, yok eden de yine Ethem Bey ve kuvvetleridir. Kubani evet. Seyyari'dir. Şimdi e, Ethem Bey Dağıstanlı adıyla anılıyor. Refik, e, Reşit Bey de Refik Bey olarak anılıyor. Bir kere tipolojileri tamamen farklılaştırılmış evet. ve ben bölümü üşenmedim, izledim. Şimdi Güner Kuban beni aradı, telefon etti, e, bana bahsetti, bundan haberin var mı diye. Açtım. E, Google'dan izledim. Şimdi e, burada e, dizinin kahramanı uyduruk bir Cevdet Bey diye bir kahraman var. E, Eten Bey Dağıstanlı adıyla Eten Bey. Ondan o uyduruk kahramandan talimat alıyor. Şimdi bir kere Reşit Bey Reşit Bey e, Kurtuluş Savaşı İhtilal Savaşı kahramanlarından biridir. İngiliz ajanı olarak gösteriliyor dizide. Evet. Bu alçakça bir iftira. Gerçekten de. Alçakça bir iftira. İngiliz ajanı ve İngilizler yapılacak bir e, Yunan e, şey İzmir'i Yunanlara bırakacak bir anlaşmayı imzalatmak için e, Yunanlarla ve İngilizlerle anlaşıyor. Ethem Bey'i ikna etmeye çalışıyor. Evet. Çünkü Yunanlarla İngilizler Ethem Bey'i çok tehlikeli buluyorlar ve onun kardeşini ikna et diyorlar. Ethem Bey de e, bunu bilmiyor. Abisinin niyetlerini bilmiyor. Ajan olduğunu bilmiyor diziye göre. Sonuçta o e, dendik e, film kahramanı Halit Ergenç canlandırıyor e, Cevdet Bey'den şey geliyor mektup geliyor isimsiz mektup ondan aldığı bilgiyle e, Yunan komutanla buluşuyor ve kar, abisini de Yunan komutanın önünde alnının çatından vuruyor evet. o, öldürüyor bunlar hiçbir tarihi yaşanmadı böyle bir şey yok şimdi dizi ne yapmaya çalışıyor dizi ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum yani bu kadar tarih tarif edilebilir tahribata uğratılabilir çarpıtılabilir. Bu kadar yalanlarla bezenebilir. Ben bunu anlamış değilim. Hani Çerkesler gerçekten Türkiye'deki Çerkesler kendilerini aşağılamış ve hakarete uğramış hissediyorlar. He, esinlenebilir ama gerçeği olduğu gibi çarpıtmışlar Olduğu diyorsun. gibi çarpıtmış. Evet. Yani böyle bir şey. Şimdi uzak tarih, için, mesela Osmanlı'nın e, 1200'lü yıllar diriliş, Ertuğrul, tamam mı? Her şey aynı mı? Değil tabii ki. Bir sürü şey değişiyor. Bilemiyorsun yani. Ama bu yakın tarih ve bu insanların Kurtuluş Savaşı, Tursuz Savaşı görmüş insanlar yaşıyor şu anda evet, yani. Tamam evet. mı? Yaşayan insanlar var. Güner Kuban, Eten Bey'in, Reşit Bey'in kızı, Reşit Bey'in kızı yani ajan diye öldürülen Reşit Bey'in kızı şu anda yaşıyor. Güner Kuban Bodrum'da yaşıyor. Yani evet, onun kita, için Bodrum'dan fitil fitil getireceğim diyor yani. Evet. Şimdi e, İngilizlerin kapıya bıraktığı torbalarca altını geri çevirdi benim babam Şimdi, diyor. Evet, yani e, şu e, tü, Türkiye'nin doğusunda Ruslar teklif ettiler. Bir Çerkez Cumhuriyeti kuralım size gel bu Mustafa Kemal'in işini hallet filan dedi. O altınları te reddeden bir adam diyor benim babam diyor. Yani bu e, asıl ihaneti diyor bu uyduruk senaryoyu yazanlar yaptı diyor. Şimdi dediğin gibi yani 1100'lü, 1200, 1300'lü yıllarda giyim, kuşam, yeme, içme bununla ilgili şeyler olabilir ama... Bir olayın yaşandığı tarihsel gerçeklik bellidir. Hı hı. Dediğim gibi 1910'lu, 20'li, 30'lu yılların bir kere kitapları var. Kaynaklar ortada. Hı hı. Hatta resimlere baktığın zaman ne giydikleri, ne yedikleri de ortada. Hani masalar, hani o sofra düzenlerinden ev düzenlerine kadar onlar bile belli. Ama bu çarpıtmayı niye yapıyorlar? Hani bazı yerlerde esinlenme olabilir. Dersin ki bazı şeyler kurgudur dersin. Ama o kadar çarpıtmayı niye yapıyorum anlamıştım. Ben diye. E, ya dizinin yapımcısı Saner Ayar'dan merak ediyorum. Kendisi de eskiden beri tanıdığım Show TV'de genel müdürüm olan e, bir isimdir Saner Ayar. Arkadaşımdır da. E, Çerkez e, mi o? E, Çerkez değil canım. Evet. E, yani Saner Ayar'ın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyorum ben de gerçekten. Yani hakikaten çok merak ediyorum. Yani neyin nesi bu Allah aşkına? Yani amacınız ne? Evet. Gerçekten amacınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani şimdi. E, Şimdi adamın adını değiştirerek, reşit refik yaparak ama olayı olduğu gibi o kardeşlerin üzerine kurarak adamı İngiliz ajanı diye damgalamanın ciddi bir vebali vardır. O işte resmi tarihe nasıl bakıyor biliyor musun? Şimdi Atatürk tartışmaları da bugünlerde çok ya. Bakıyor şimdi resmi tarihe göre bu şimdi hain mi? resmi tarihe göre biliyorsun hainler var. Şimdi Vahdettin bile hain değil mi resmi tarihe göre? Evet. Bir sürü hain var. Bir de vatanseverler var. Bilmem ne var? Ona göre de bakıyor şimdi. Ya zaten Kanal D'de yayınlanıyor değil mi? Kanal D'de e Tamam işte ona bakacak. O Buna da hain diyelim. Buna da kötü adam diyelim. Buna da İngilizlerin adamı diyelim. Diyerek kendileri dışında yani kendi ideolojilerine uymayan kim varsa onu hain sayıyorlar. Reşit Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekiliydi diyor. Evet. Mustafa Kemal'in yalnız sınıf değil, silah değil sınıf ve sıra arkadaşıydı babam diyor. Reşit evet. Bey diyor. Yunanistan'da sürgündeyken bir gün eve başından kanlar akarak geldi diyor Bunu gören ev halkı telaşlanarak ne olduğunu sordu Babam da Mustafa Kemal aleyhine konuşanları kavga ettiğini anlattı Maddi evet. manevi çok müşkül durumdayken İngilizlerin kapıya bıraktığı torbalarca altını da kabul etmemişti Çünkü İngilizlerin isteği Türkiye ile Rusya arasında Çerkez kardeşlerin yönetiminde tampon bir devlet kurdurmaktı. Babam onlara çok kesin ve net bir yanıt verdi Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk onun aleyhine hiçbir oluşumun içinde yer almayız diyor. Ben babamı ilk kez gördüğümde 16 yaşındaydım. Babam bana dünyanın neresinde nedensiz bir savaş görsen arkasında mutlaka İngiliz parmağı vardır demişti. Düşünün bu adam yani babam Reşit Bey bu dizide İngiliz casusu olduğu için kardeşi tarafından öldürülüyor. Senaristin, yönetmenin ve bunun yayınlanmasına müsaade edenlerin burnundan bunu hukuki yollarla fitil fitil getirmezsen bana da Güner demesini evet. diyor Güner Kuban. Evet. Yani bu hakikaten çok acıklı, çok trajik bir şey. Hakikaten bir insanın babasının ajan olarak nitelenmesi bir dizide. Kendini Mesela şey hatırlıyor musun? Aklıma şey geldi. Bu e, Can Dündar'ın Mustafa diye bir belgeseli vardı hatırlıyor bu vahmık volkanla Norman Itkovits'in kitabından Ölüm Şehirden evet. esinlenmişti. Belki Can Dündar'ın hayatta yaptığı en doğru işlerden biriydi o hani. Evet. Doğru yaptıysa. Şimdi o belgesel artık gösterilmez gibi. Hı -hı. Hani gerçeğe yakın işlerden biriydi o. Hı -hı. E şimdi burada da bu tarihi çarpıtmaları ne yazık ki ne yazık ki yani hayır hain göstermesi yani esinlenebilir. Bir aş hikayesi olur, uydurabilir ama adamları vatan haini gibi göstermek olmadığı halde ya da Çerkezlerin bir kısmını böyle göstermek de Abesli iştigal yani. Evet yani hakikaten bunlara söylenecek bir laf bulamıyorum. Evet. İyice zıvanadan çıktılar. Yani orada e, tarihin bilmem ne köşesine geçmiş e, dandik bir casusu aldılar. Filmin dizi kahramanı yaptılar. E, Ethem Bey de o dandik kahramandan talimatla iş yapan e, ve üstelik de yalan yanlış şeylerle, tahrif edilmiş bilgilerle, bilgi de denmez buna. Bu çarpıtma iftira. Alçakça bir iftira yani hakikaten. Evet. Ayıp denen bir şey var. Utanır insan yani bütün bunları yaparken. Evet. Ee, Güner Kuban'a da geçmiş olsun diyorum. Gerçekten hukuki olarak bütün e, gerekeni yapacaktır mutlaka evet. inanıyorum ben de. E, çay, hakikaten Türkiye'de yaşayan Çerkesler de çok infial halindeler. Çünkü Güner Kuban da e, şeyden dizi izlemiyormuş, bir arkadaşı aramış. Düşünün diyor, bir doktor diyor arkadaşım diyor. Entelektüel bir insan diyor. Kanal D'de şu anda Vatanım Sensizliği'ni izliyorum. Şu anda baban amcanı, amcam babanı öldürüyor diye haberdar etmiş bunu. Yani amcam babanı öldürüyor. Bu doğru mu diye sormuş. Düşünün entelektüel bir insan bile diyor bunu böyle anlarsa diyor, İnsanlar diyor Çerkesler hakkında neler düşünür diyor. Ethem Bey ve benim amcam Ethem Bey bir kahraman ve babam hakkında neler düşünür diyor. Yani bu çarpıtmayı nasıl yaparlar diyor. Neyse.